Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bizler bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Hafif sallandınız tripodu koyarken artık idare edin yani. Bugün ne yapıyoruz bugün? Bugün akşam ziyarete gideceğiz. Biliyorsunuz bir abimiz bizim hastanedeydi. Bol bol sizden dua istemiştim. Aynen hastaneden çıktı. Şimdi evinde. Akşam onu ziyarete gideceğiz. Onu ziyarete gitmeden önce ne yapacağım? Eşen Sultan dedi ki ben havuçlu kek yapmak istiyorum dedi. Eşen Sultan havuçlu kek yapacak. Ev için yemeklerimi falan yapmam gerekiyor. Onları falan yapacağım. Ve arada ne yapacağım? Arada ne yapacağım? Sizin için alışveriş yapmıştım ya. O alışverişte neler aldım? Bir yandan evi boşaltıyorum. Bir yandan evi dolduruyorum. Siz bana kızıyorsunuz. Ama kullandığım ayakkabılar ben çünkü topuklu yani yüksek topuklu ayakkabı kullanıyorum. Yüksek topuklu ayakkabı görünce alıyorum çünkü alçak topuklularımı tamamen eledim ve tamamen çıkartıyorum. Sizlerle birlikte o düzenlemeyi de yapacağım. Ayakkabı dolabımı da düzelteceğiz. İnşallah, inşallah. Şimdi nereye geçeceğim? Bence masaya geçeceğim çünkü ayakkabılar, çizmeler çok uzun. Uzun olduğu için masada açalım onları. Sizlere tek tek göstereyim. Hadi bakalım. Geldim, geldim, geldim. Evet, masaya geldim. Burada daha iyi bence. Çünkü büyük, gerçekten büyük şeyleri. Kutular da büyük, ayakkabılar da büyük. Daha net görürsünüz. Şimdi o gün aldıklarımdan şöyle. Ben görünüyor muyum? Şöyle yapayım. Ondan sonra tek tek açılımlarını yapayım. Biliyorsunuz bunları kullanmayı seviyorum ben. Bunlar da çok güzel patlıyor. Ozi olsaydı şimdi şık 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 atardı. Atardın değil mi Ozi? Ha diyor bak içeriden atardı. Harika. Harika, harika. Sonu gelmeyen botlar. Sonu gelmiyor. Sonu gelmeyen botlar diyor. Oğulcan, öyle değil mi oğlum? Öyle değil mi? Her şeyin bir sonu var. Bu böyle ama çok güzel gerçekten. Şurada küçük bir ayrıntısı var. Zaten markanın ayrıntısı bu. 180 dolar. 179 dolar. 180 dolar diyor. 179 dolar. Bunların içlerini falan boşaltacağım. Ben ayakkabılığıma koyacağım inşallah. O Ozi'ye görev veriyorum. Kutuları da atacağım. Çünkü kutular çok yer kaplıyor. Ben kutuyla tutmuyorum ayakkabılarımı. Çünkü ayakkabıları giydikten sonra kutuya koyuyorlar. Tekrardan çıkartıyorlar falan. Ya, ayakkabının bir hava alması gerekiyor. Ben kutuda o yüzden tutmuyorum. Bu böyle. Diz altı oluyor. Bu diz üstü değil. Diz altı olanlardan. Taban da bu şekilde. Şimdi buna gelirsek de annem bunu da böyle koyalım. Bu böyle uçuk pembe gibi, böyle ne bileyim bir değişik bir güzel bir renk. Bunun tabanıyla onun tabanı farklı. Belki fark etmişsinizdir. Farklı. Ama gene yüksek, gene güzel. Aynen 180 dolar. Çok şık ama. Bilmiyorum, ben seviyorum. Ben seviyorum. Şimdi bunu da böyle koyalım. Sıra geldi buna. Dizüstü olan şu taraftan şöyle göstereceğim. Dizüstü bayağı bir dizüstü. Hani böyle kısa etek falan giydiğiniz zaman gerçekten çok şık duruyor. Bu fiyatını göremedim. Alt tarafta demirleri hani bu özellikle şu demirler zarar görmesin diye plastik koyuyorlar.
Çünkü bu markanın amblemi. Herhalde bu biraz daha pahalıydı. Uzun olanlar biraz daha pahalıydı ama öbürleri 180 dolar. Bunların bunun fiyatı yazmıyor altında. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yan tarafına da yazmışlar. Neyse. Olsun olsun. 200-220 dolar falandır yani bunlarda. Hani o gün fiyatlarına bakmadan aldım ben ama. Bu da böyle. Bunu da buraya koyalım. Ama şık. Gerçekten çok şık. Yani severek giyiyorum. Bilmiyorum. Ben bunları severek giyiyorum. Çünkü ben bayağı bir ayakkabılarımı azalttım. Çizmelerimi azalttım. Bu eve taşınmadan önce bayağı bir yok etmiştim. Onları götürüp yardım yerine bırakıyorum ya. Bayağı bir bırakmıştım. Şimdi bu evde de azaltmaya başladım. Bu evde de işte Türkiye'ye gidecekleri, yardım yerine verilecekleri ayırmaya başladım. İnşallah daha da azaltacağım. Çünkü ayakkabılarımda yer olmayınca alamıyorum. Halini almamışım. Evdekileri azaltmam gerekiyor. Şimdi Selvi bunları gördükçe takoz takoz diyecek ama seviyorum takoz giymeyi ben. Bu da o kısa beyazın değişik topuklusu ama yine bu da uzun ve diz üstü. Yani hemen hemen aynı model bununla, evet. Aynı model de değişik yani, rengi değişik. Bu sanki PVC gibi. Şöyle biraz daha topu uzun ama çok şık var. Gerçekten çok şık var. Çok beğenerek aldım, bilmiyorum. Çok beğenerek aldım yine. Güzeller. O gün eşim de bana bayağı bir yardım etti. Bayağı bir sattı yani. Hani şu da var, bu da var dediler. Gösterdikçe de ne yapayım, ben de aldım yani. Görünce ne yapacağım? Bir de giydiğim şeyler sonuçta. Tank giymeyi seviyorum, elbise giymeyi seviyorum. Biz üstü yine elbiseler giymeyi seviyorum. Onlarla birlikte bayağı bir güzel oluyor bunlar da. O yüzden bu da var böyle. Bunun da hemen kutusunu şuraya atalım. Şöyle bir tane daha. Bu eşimin, yok bu eşimin seçtiği değil. Eşimin seçtiği en sonunda kaldı. Bu da siyahı. Ama bu böyle uzun yani. Bayağı bir uzun. Dizin üstünde. Diziniz nereye geliyor? Şuraya bağlıdır. Şura dize geliyorsa dizin üstünde, bayağı bir üstüne çıkıyor. Şöyle. Yeah. Şöyle. Bu da böyle. Bu da yapışkan gibi. Böyle PVC gibi ama diyorum ya, çorap, tayt, onların üstüne çok da şık duruyor. Çok da güzel oluyor. Parlak elbiselerim falan var. Onlarla falan güzel olur yani. Zaten bayağı bir azaltacağım. Gardırobumu bayağı bir azalttım. Alışverişlerim de geliyor. Siparişlerim de geldikçe. Siparişleri koyuyorum. Eski olanları çıkartıyorum. Böylelikle gardırolaplarında şey olmuyor. Hani yığılma da olmuyor. Koyalım. Eşimi seçti. En son eşimi seçtiğine geldik. Onu ve özel aç. Ucu çok değişik. Hatta bunun numarası yoktu dedim. Yanlardan biraz sıkıyor gibi falan filan. Yok dedi, açar o, açar o. Ayakkabıcıların her zaman söylediği. Abla açacak o, abla açar o. Değil mi? Açar o, açar o dedi. İyi dedim, alayım. Hani giyerim. Ayrıntısı bu. Sonra burada bir ayrıntısı var. Altındaki ayrıntı bu. Yani bu şekilde. Ve fermuarlı bu. Yani bunu çok böyle zorlamaza gerek kalmıyor. Bunu giyerken rahat giyiyorsunuz. Çok şık. Bu da böyle. Bilmiyorum. Çok severek aldım ya. Evet, beğenerek aldım ben bunları. Hani öyle alayım dursun falan diye değil. Beğenerek aldım ve giyeceğiminden de eminim. Çünkü ben bu tür şeyleri giyiyorum. Giyiyorum yani. Böyle başka o gün aldıklarımdan şunları bir hemen buraya koyayım. Bunlar ayakkabılar gitsin. Ayakkabılar giderken de özel ayakkabı şeylerim var. Çizme kılıflarım falan. Onlarla birlikte koyayım. Çünkü bunlar birbirine hem değmesin hem de birbirini çizmesin. Siyahlar, beyazlar birbirini çizince leke yapıyor, çizgi oluyor.
sihirli süngerim var. Sihirli süngerle hallediyorum üstlerini. Bu topuklarda lekelenmeler falan olunca. Sihirli süngerim var. Onunla böyle yapıyorum. Mis gibi çıkıyor lekeleri. Ya da cif var ya, cifle Scotch Brite, o da çıkartıyor. Şimdi öbürlerini getireyim. Bunun içinde Nike çanta vardı. Oğulcan almış, kullanmış bunu. Açmaya fırsat vermeden. Bir tane Nike'dan spor çantası aldı kendine o. Aa, onun şeyleri de burada. Onun botları aldı ya. Ama çok şık ya. İş botu bunlar. Ucu demirli. Güzel, rahat, mis gibi gidiyor. Tamam, ayrıntıya gerek yok. Erkek şeyi olunca hiç gerek yok. Tişört aldı. Cat. Cat'in tişörtleri bunlar. Çok güzel. Ben Cat'i seviyorum ya. Şöyle. Renkleri de çok güzel. Böyle tişörtlerini aldık. 3 tane tişört aldık. Kahverengi, siyah, bir de böyle askeri. Ve ayakkabıları var. Güzel. Güle güle gülsün oğlum. Kemer de almış. Güzel. Hadi. Başla başla. Geliyor. O gün bize Nike'dan poşet vermemek için bavulun içine doldurdular. Değil mi Ozi? Poşet vermemek için bunun içine doldurdular ya, yeni aldığımız çantanın içine. Ne kadar kıymetli poşetleri var. Sanki. Bu çantayı da aldı. Bunu da herhalde Ozi için aldı. Herhalde senin için olur bu da. Spora giderken. Abin evini almış çünkü. Biri siyah, biri gri miydi? Öyle bir şeydi. Bu da herhalde Ozi'nin. Güzel. Evet. Gelelim aldığımız Nike'dan. Beğendim. Rengini beğendim. Eyşan Sultan beğenmedi ama ben rengini beğendim. Eyşan Sultan sen beğenmedin ama ben beğendim. 120 dolar. Bir tane de üstü var. 140 dolar. Kapşonlu. Güzel bir şey. Selvi, aynısından buldum. Gözüme çarptı gene. Almıştım ben bunu. Çok rahatmış. Gittim baktım yine. Ah madem bir tane daha var. Hani dizi falan çıkma yaparsa dedim. Hiç değilse giyerim. 60 dolar. Aynısından bir tane daha aldım. Siyah giyiyoruz çünkü. Bir de ben böyle altın işlemeli gibi falan olunca seviyorum. Ondan sonra bir tane daha gördüm. 55 dolara. Şöyle yanında bir şey var. Nike işareti var. Güzel. Onu da aldım. Çünkü taytlarımı azaltmaya çalışıyorum. Çünkü benim taytlarım biraz büyük geliyor artık bana. Ben small giyiyorum. Hatta small'dan da düştüm gibi. Düşüyor gibiyim. Bilmiyorum. Bu ara pek yiyemiyorum. 120 dolar. Bir tane alt böyle. Eşan Sultan beğendi herhalde bunu. Eşan Nike'ı seviyor çünkü. Ama en sona saklıyorum ben bunları. Güzeller. Bir tane daha taytım var. 70 dolar. Güzel. Böyle yandan şeyde Nike yazısı var. Ben çünkü devam tayt giyiyorum. Bir de bana kızıyorlar ya. Diyorlar her zaman temizlik yaparken tayt giyiyorum. Ne yapayım? Abiye mi giyeceğim? Ne yapayım? Abiye giyip de mi temizlik yapacağım? Eşofman giyeceğim, tayt giyeceğim. Evde ne giyeceğim? Abiye mi giyip gezeyim temizlik yaparken? Şimdi eski taytlarımı da temizlik yaparken kullanayım diyorum. Çünkü çamaşır suyu falan oluyor ya. Onun için. Şimdi. Bir üst almışım. Ama çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Ben seviyorum böyle paraşüt üstleri. Ve bunun taytını yapmışlar. Set. Aklı üstü koymuşlar. Yani set yapabilirsiniz gibi dedim. Hemen set yapabiliriz o zaman. Bu ne kadar? Da şey. 120 dolar. Bu ne kadar? 80 sen? Bu da olsun. 80 dolar, 60 dolar öyle bir şeydir yani. Etiketini yapıştırmamışlar.
Böyle. Güzel ama bu çok şık duruyor. Giyince de çok şık duruyor. Altını small, üstünü medium almak zorunda kaldım. Üstü de small alacaktım. Böyle bir değişik durdum. Biraz böyle bol dursun istiyorum. Bu da mesela medium. Çünkü ben artık şeyden de düştüm ya. Üst small'dan da düştüm gibi geliyor. Small aldığım ceketler böyle şey geliyor. Biraz kilo almam gerekiyor bu ara. Evet, gördüğünüz gibi bu. Açılış bu. Aldığımız şeyler bunlar. Güle güle giyelim inşallah. Şimdi Selvi diyecek aldığın, geçirdiğin, göstermediğin ayakkabıları da görmedik. Takozların nerede falan filan. O yüzden hemen dedim çık 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 açayım. Sizlere göstereyim. Ondan sonra işlerime de devam edeyim. Bir sürü işim var. Bir sürü işim var. Hadi bakalım. İşlerime ben bir devam edeyim. Eşan Sultan gene fırına bir şey atmış. Bir şey atmış. Hala da bir şeyler çırpıyor. Kuzum benim ya. Ben de örgü odamı topluyordum. Fırına bir şeyler atmış. Ne yapmış acaba? Havuç kokuyor. Havuçlu kek olabilir. Korkutmadan yavaş gideyim. Ey şu! Ey şu! Ey şu! Ey şu! Kaç dakika çırpacağını da böyle de ayarlıyor. Bak görüyor musun? Kızım benim böyle ya. Bu ne? Krema. Ha, tamam. Pekin kreması herhalde. Ha. Tamam. Güzel. Mis. Hadi bakalım. Devam. O devam ederken ben de işlerime devam edeyim. Patates, köfte, sebze. Fırına gidecek. Fırına. Fırında pişireceğim. Sosunu da yaptım. Şöyle bir çırpayım, karıştırayım. Soğan, sarımsak, tuz, karabiber, istediğiniz baharatlar. Ondan sonra üstüne de dökeceğim. Fırına göndereceğim inşallah. Hadi bakalım. Eşen Sultan da keki yaptı. Mis gibi oldu. Kremasını da yaptı. Evet, ben yemeğimi yaptım. Üstünü kapattım. O arada Eşen Sultan da ne yapmış? Fırın nasıl olsa çalışacak demiş. Anne usulü hemen bir şeyler getirmiş. Bunları da kızartacağız. O arada da Ozi geldi. Ozi boy. Saçının yanını bir göster Ozi boy. Nasıl olmuş? Ya çok güzel olmuş Ozi. Yakışmış oğlum. Güle güle kullan. Abin de dondurma istedi. Hadi. Bir arada dondurma koyun. Dondurmalar burada böyle. Kaç kilo bu Ozi? 4 litre. 4 litre. Biz böyle alıyoruz. Dolaba koyuyoruz. Helal olan bu çünkü. Diğerlerinde helal bulmamız biraz zor oluyor. Ben de şunları hemen bir fırına atayım. Bunlar da çalışsın. Acıktıkları zaman yanına da bir pilav. Hadi bakalım. Ben çıktım. İlk önce ben çıktım. İlk önce ben. O zaten dışarıdaydı. O yüzden gene ilk önce ben çıktım. Ben çıktım. Yani içeri girenler sayılmıyor. Sayılmıyor. Ben bir gireyim. İçeriden dışarı çıkanlar sayılıyor. Ben gireyim geliyor o zaman. Ya sen bir git gel. Sen o ceketle yanmadın mı? Biraz sıcak olduydu sonradan. Yanmadın mı? 13 derece. Akşam adım böyle oluyor işte. Ama ceketin güzel. Güzel Beğendim. değil mi? Ya. Sevdim sevdim. Ay böyle şeyler var ya harleyiciler. Şişman şişman adamlar giyiyor ya. Da çok sıcak yapar o. Vallahi sıcak yapar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aynen. Hızlıca katıl bize. Gidelim. Pastamızı falan da aldık. Hasta ziyaretine gidiyoruz, hasta ziyaretine. Güneş, akşam güneşi, problem yok. Problem yok akşam güneşi. Bismillah. Hadi bakalım. Akşam güneşi, problem yok. Hepimiz burada mıyız? Buradayız. Sağ baştan say 1, 2, 3, 4, 5. Çok sıcak. Çok sıcak da değil, 35 derece. Gerçekten mi? Evet. O 35 dereceymiş. Hani sıcak dedim şunu giydim ama bu şey paraşüt gibi. Biraz sonra buranın havası belli olur. Aynen. Biraz sonra Ben kar yağar. üşürüm. Ben üşüyen bir kadınım. O Biraz sonra yüzden. kar yağar. O yüzden. Hastanede olan bir abimiz vardı. Hani sizden dua istemiştik. Hastaneye gitmiştik falan.
O hastaneden çıktı çok şükür. Dualarınızı eksik etmeyin yine. Devam edin duaları siz. Dualarınızı eksik etmeyin. En son saydım herhalde 8 ya da 9 ameliyat geçirdi. Aynen 8 ya da 9 ameliyat geçirdi. Biraz zor zamanlar geçiriyor. Hop abi, o yüzden canım abi. Geleceksin mi, gideceksin mi? Bak bu sinyal hani duracağın yönü sinyal kolu. İşte. Kamera kayıtlarına ya şimdi. Kendim ya valla sadece yol bile verdim. Yani. Hı. Cansın sen. Neyse ya. Anladınız siz. Hadi. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Gidelim bir de ziyaretimize edelim. Çıkalım. Bugün zaten çok yoruldum ben. Çok yoruldum. Alışveriş yaptığımız alışverişleri falan açtığım şey yaptım hani. Senin de işin zor ya. Benim de işim zor değil mi? Doğru. Ama evdekileri çıkartıp yeni alınanları koymak da zor. O yüzden zorlanıyorum bazen. Allah yardım etsin. Öyle en azından. O yüzden. Hadi bakalım. Orada görüşürüz. Evet. Misafirliğe geldik. Ozi'yi evlendiriyoruz herhalde yakında. Benim kızımla evlenecek. Amcanın kızı varmış. Daha sen dedi 16 yaşın, 17. Ben ona çok benziyor. Hafiften sakalı bıyığı var ama. O da Ayzer'e gidiyordu. Ben, parasını ben ödüyorum ama. Sen bir şey demeyeceksin. Ne dersin? Ne diyorsun Ahmet? Verelim mi? 10 senelik ben aldım diyor yani. Hmm. Üyelik aldım yani. Her gün bir kilo filo sos yiyeceğiz. Polisler. Duydun mu? Bana ait. Amcanın kasaptan etler falan bak bedava. Almıyor musun kızını? Düğün de benden. Düğün de ondanmış. Düğün de et vereceklermiş yemekte. Pilavı da biz karşılarız artık. Evin etleri benden diyor. Yoksa. Ama amca bilmiyor ki günü seni küfür ediyor. Ya tamam istediği et olsun onu da hallederiz. Ya. Söyleyeyim. Can you make this can for me or for me? For him? If you marry to my daughter. I give you my eyes. Ha! Ne iyi var. Duydun mu? Evleniyorsun. Evleniyor. Hep diyorduk ya bir kasap olması lazım senin evleneceğin kızın kasap. Sen diyordun. Öp amcanın eline. Ne diyor? Daha evlenmedik gidiyor. Bu akşam gel annenden babandan bizi isteyin. Olur mu Ozi? Hazır burada gel isteyelim. Benim için hava hoş. Allah Allah değil mi o sen? Ozi tıraşını da bugün tıraşını da oldun oğlum. Damat tıraşı. Bak bak. Yenge. Hey promise. Hey promise. All focus crossing. Sunshine. And rhymes with boys. And he doesn't have any girls. When I say my daughter look at me, it's like the same me. They say thank you very much. Zaten bildim ya kızı olsa böyle konuşmaz. Demedim mi? Kızı olsa bunu demez dedim ya. Ama o gün ben canlı yayın yaparken bir tane bayan geldi dedi ki benim kızım var. Oğullarından biri benim kızımı alsın. Ondan sonra dedi ki oğlunun yaşı kaç büyük oğlun? Dedim ki 19 yaşında benim kızım büyük gelecek ona dedi. Neredeydi yani? Bayağı niyetlendiydi. Yemin ediyorum bak. Olsun zengin olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem he was 25 years old. 25 yaşındayken canımız kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. 40 yaşında ya. Yani bir sorun yok bunda. Ama bütün sünnetleri yerine getireceksin ki yani şimdi zengin hatuna gidenler de var. Şimdi hani para için değişti. Yapanlar da var. Ha. Zaman değişti şimdi. Aynen öyle. Değişik oldu. Ne dersin? Zekeriya. Zek. Çok isterdim senin gibi böyle yakışıklı bir damadım olsun. Servis. Yes. Can I have one? Bak. Servis yapıyor. Nasıl servis yapıyorlar? Hadi sen al işi. Sen kalk da sen al. Bana da öyle koy. Karpuz da alabilir miyim ben yanına? Allah'ın izniyle. Ne? 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 Ne?
you wake up and walk. Inshallah we play soccer together. Inshallah we play basketball together. Yeah. Inshallah we go to nightclub together as well. Bak 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 gördün mü? Araya kalktı amca. Amca çok fena. Gece kılın. Ha o olur. Hadi bakalım. Tevcut namazı için cami değil mi? Ali amca. Gece öyle. Ali amca öyle. Kabaklara bakın, kabaklara. Maşallah. Maşallah. Basmayın. Kabak diyecektim. Topmuş arkadaki de. Ama çiçekleri duruyor. Büyüyecek. Aa olmuş bile kabak orada. Olmuş bile. Maşallah deyin, maşallah deyin. Harbi olmuş ya. Domatesleri de. Bu da kabak herhalde. Salata bu kadar olmaz. Biberler var. Acı biber var, biberler var. Maşallah. Ozi. Oturayım. Evet. Türk kahvem. Zekeriya da dışarı çıkmak istiyor. Onun için ağlıyor. Rahmi abiden mesaj geldi Eşo. Görüşmek üzere prenses yazmış sana. Sen az değilsin. Az değilsin. Benim telefonumu almış da Rahmi abiden randevu almış saçlarını kestirmek için. Ha? Sen var ya Eşo. Az değilsin Eşo. Şimdi üstten yazı geldi. Görüşmek üzere prenses diye anladık yani. Hı? Evet. Türk kahvemi de içeyim yavaş yavaş. Eşan Sultan yaptığı keki kestik. Keki de kestik. Bu da zaten Arapların özel tatlısı. Şimdi kahvemizi içeceğiz, tatlarımızı yiyeceğiz. Çıktık, çıktık. Çok güzel, kısmetli bir geceydi, bir akşamdı. Şöyle bir yakıyormuş. Çok kısmetliydik Ozi'yi. Ozi'yi evet nişanladık. Değil mi Ozi? Abi iyiydi ama ya. Abi, sohbeti kaynak. Falan iyiydi, güzeldi abi, yani. Kaynaktı. Sağ olsun. Kız olmadan kız veriyor işte. Maşallah. Damat diyor, gel diyor. Değil mi? Ozi. Güzeldi. Güzeldi. Akşam iyiydi. Dualarınızı esirgemeyin. Abiden de inşallah bir an önce daha da iyi olur. Biz de bugünü böyle bir bitirelim. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi de bekliyoruz.